Karanlık madde. Bulutsuz bir gecede gökyüzünde binlerce yıldız görebilirsiniz. Bunların hepsi bizim Samanyolu adı verilen gök gökadamıza ait. Samanyolu aşağı yukarı 200 milyar yıldızı içeren sarmal bir gökada. Güneş sistemimiz her 250 milyon yılda bir Samanyolu'nun 25 bin ışık yılı uzaklıktaki merkezinin çevresinde bir tur atıyor. Saniyede 220 kilometre hızla bizi yörüngede tutan şey ise kütle çekim kuvveti. Oysa 70 yıldan daha uzun bir zamandan beri biliyoruz ki milyarlarca yıldızın kütle çekim kuvveti bile yeterince güçlü değil. Bu diğer gök adaları için de geçerli, kendi eksenleri etrafında çok hızlı dönüyorlar. Bu gök adaları bir arada tutan kütle çekim kuvveti görünür madde yani yıldızlar, galaksiler ve toz ile açıklayabileceğimizden 10 kat daha güçlü. Bu durumun en inandırıcı açıklaması Gök adaların olağan maddeyle yalnızca kütle çekim yoluyla etkileşime giren devasa karanlık madde haleleriyle çevrili olmasıdır. Ayrıca karanlık madde haleleri çok uzaktaki yıldızlardan gelen ışığın bükülmesini ya da evrenin genişlemesinin tarihsel sürecini de açıklamaya yardımcı olur. Peki karanlık madde nedir? Şu an için bilmiyoruz. Bir kurama göre karanlık madde, büyük patlama sırasında meydana gelen parçacık çorbasının kalıntıları olan çok kütleli, elektrik yükü olmayan parçacıklardan oluşuyor. Eğer bu kuram doğruysa, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda protonların birbiriyle çarpıştırılmalarıyla böyle parçacıkları elde etmek ve onların varlığını saptamak mümkün olacak. Bu keşif, evrenin en büyük gizemlerinden birini açıklayacağı ve maddenin temel yapısının anlaşılmasında büyük bir adım olacağı için çok önemli sayılacaktır.